Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar, beyler. Size gözü güzel, döşü güzel, figürası güzel Dilber hocamı takdim ederim. Dilber hocam, günaydın. Ay bu ne ayol, böyle Azerbaycan efendi miyiz biz? Azerbaycan Türkçesiyle bir video izledim hocam. Onun etkisinde kaldım. Aybala, yani çok eğlenceliydi, onun için böyle girdik. Nasılsın Dilber hocam? Ay nasıl olalım, sabah sabah görüyorsun işte, geldik buralarda anca laf. Ya bu sabah bende bir tuhafım ha. Neden efendim, neyin var? Ya tuhaf bir rüya gördüm ya. Ay cahil, bütün rüyalar tuhaftır zaten. Neden? Çünkü beyin devrede değil yani. Ya bu rüyada neremiz nerede oluyor Dilber Hoca? Bunu bir açıkla sen ya. Bilinçaltımız devrede gündüz yaşadıklarımızı random edip sıraya koyuyor. Unutacaklarımızı unutuyor. Lazım olanları yorumluyor. Hay mübarek hayvana bak ya. Bilinçaltına mı diyorsun? Ya neyse işte yani. Uyanıkken ayrı, uyurken ayrı işliyor ya. Ne güzel bir organ ya. Vallahi keşke her organ böyle olsa hocam. Bırak saçmalamayı da söyle bakayım, sen ne rüya gördün? Hocam en ilginç bir rüyaydı. Rüyamda bir lahmacun beni yiyor. Ne saçmalıyorsun? Az önce kendin dedin. Ne dedim? Bütün rüyalar saçmadır dedin. Rüyamda bir lahmacun hep sen mi bizi yiyeceksin, çöp demin, biraz da biz seni yiyek deyip beni yiyor. Nasıl yiyordun? Böyle üstüme soğan, yeşillik koyuyor, limon sıkıyor. Ben en çok buna bozuldum, biliyor musun? Neye bozuldun? Ya ben üstüne limon, sumak, tuz dökülerek tatlandırılacak kadar yavan mıyım be kardeşim? Bir tek bu tuhaf geldi sana yani. Ama tabii kötüydü yani. Hocam insan kanter içinde kalıyor. Öyle uyandı. Ben masadayım, lahmacun masada oturuyor, düşün. Lahmacun masada mı oturuyor? Evet evet, beni fırından çıkarıyorlar. Tabağa koyup lahmacunun önüne koyuyorlar. Hep sen mi bizi yiyeceksin, çöp demir diyor. Ondan üstüme limon sıkıyor, tuz serpiyor, yeşillik koyuyor. Ne bileyim, sumak mumak. Tam böyle lahmacun iki kat oldu, beni yiyecek. Ben böyle firyatla uyandım hocam. İşte bunların sebebi hep nedir? Nedir? Beynin yokken, IQ sıfırın altındayken rüya görürsen böyle olur. Her önüne gelen rüya görüyor canım. Vallahi olmaz ki böyle. Ya Dilber hocam, bu rüya ne demek ya? Yani bu rüyanın bir manası olabilir mi? Bir yorumlayabilir misin? Biraz sebze ye demek. Hep kebap, hep kebap, hep lahmacun. Büyüyen artık reddediyor Kadir. Ama hocam, sağlıklı beslenme faşizmine karşı lahmacun bir bayrağımız, biliyorsun. Yani ben bundan vazgeçemem. Ben bundan nasıl vazgeçerim ya? Saçmalama ayol. Karaciğerin isyan ediyor. Rengin turuncuya döndü ayol. Olsun olsun, karaciğerim bu yolda gerekirse feda olsun. Buradan halkımıza sesleniyorum ya. Kırmızı etten vazgeçmeyin asla ve kat'a kardeşlerim, aman deyin. Sabah sabah kırmızı et nedir ayol? Ya bu benim vasiyetim hocam ya. Yani senden önce ölürsem cenazemde lütfen helva yerine yarım ekmek arası döner dağıtılsın hocam. Daha neler efendim? Ya sen hiç böyle garip rüyalar görmüyor musun? Ben rüya görmem. Rüya beni görür. Allah Allah. Ben ders vermem Kadir. Ders beni görünce kendi kendini verir. Ya yine yaptın karizma yapacağım. Ben ormanı terk ettikten sonra ormanlar kralı aslan oldu Kadir. Hatta sen bir gün derse geç kalmışsın. Oradakiler erken geldikleri için özür dilemişler değil mi hocam? Tabii tabii. Ya siz korona olduğunuzda korona virüsü nefes darlığı mı çekmiş? Öyle demiş. Elbette tabii, oldu bütün bunlar. Ya sabah sabah yaptık kafayı güzel be hocam. Bu kafayla gidelim bakalım, hadi. Aragaz. Dilber hocam. Niye var? Bu Nişantaşlı Westlake'i tanıyor musun? O kim ayol?
O bir köpek. Aa, Nişantaşı'nda mı oturuyor? Aa, ne köpekler var. Hocam Messi dostumuzda sıkıntı var. Allah Allah, neden? Ya havluyor diye apartmandan atılması istenerek hakkında dava açılmış Messi'nin ya. E köpektir bu, havlar ya, normal. Ya aslında davayı açan üst katında oturan komşusu. Daha doğrusu ev sahibi. Adam evde oturmadığı halde dava açmış, iyi mi? Ya ne psikopatlar var ayol. Ah sana ne yani? Binada şikayetçi olan yok. Ha sana ne oluyor? Ya Vesti'yi arayalım mı hocam? E ara bakalım. Efendim, çok avladığı gerekçesiyle Nişantaşı'nda oturduğu apartman katından atılması istenen köpek Vesti'yi arıyor. Çalıyor. Alo. Alo, buyur, kimsin kardeş? Alo, bu çok havladığı gerekçesiyle Nişantaşı'nda oturduğu apartmandan atılması istenen cins köpek Vesti'yle mi görüşüyorum abi? Benim, buyur, kirve. Abi, siz cins olarak İngilizsiniz galiba ama sizin konuşma tarzınız biraz bizim Doğu Anadolu bölgesi tarafının şivesine kayıyor. Kardeş, benim anam İngiliz, babam Malatya'dan İngiltere'ye gitme kangal. Biz aslen Sivaslıyız kardeş ama işte babam Malatya'da doğmuş. Oradan böyle yavruyken bizi almışlar, İngiltere'ye götürmüşler. Londra'da bunlar anamla tanışıyorlar. Big Ben Saat Kulesi'nin orada. Ben kırmayım. Safkan diye itelediler beni sahibime. Tipim anama, benim dilim babama çekmiş kardeşim ya. Abi peki sizin bu apartmandan atılmanızı isteyenler varmış. Galiba değil mi? Ya kardeş, havlamayam da ne yapam ben kardeş ya? Ya kardeş, kuş gibi ötek mi gözün sevem ya? La bu yaştan sonra ben köpeğim oğlum, havlayacağım tabii ya. Neden havladınız abi? Çok havlamışsınız öyle diyorlar. Ya yoldan geçen bir Rus filosu gördüm ben, kirve. Ya kardeş, süt gibi, ha nasıl, bileyim misin, uş. Böyle ay, onun dikkatini çekmek için biz böyle bir iki havladık. Kardeş ne olmuş? İçimizden gelenisi dışarıya vuruyor oğlum. Sizin gibi değilim oğlum. Abi apartmanda tabii avlayınca ses tabii biraz fazla olmuş olabilir. Üst katta oturanlar göğe rahatsız olmuşlar yani. Ya kardeş, alt katta da bebek var. Anladığın zaman bütün apartman iliği kardeş. Biz bir şey değil mi ha? Ama abi o bebek yani insan evladı ya sonuçta. Ya insan olmamak suç mu kardeş ya? Ne oğlum, öğren artık şu hayvanları sevmeyi. Hayvan sevmek iyidir kardeş. Yeri gelir sen bile seni sevmezsin ama hayvan seni sever kardeş. Yeri gelir arkadaş kimi olur kardeş. Yeri gelir sana bir evlat kimi olur kardeş. Yanlış mı diyeyim ben, kirve, sen söyle ha? Yo, çok doğru söylüyorsun baba, ben de senin kafadayım. Bir hayvan severim, daha da önemlisi köpek severim yani. Köpek hastasıyım. Ben de apartmanda köpek baktım. Senin it yüzünden başın belaya girdi mi kardeş? Ya tabii benim rahmetli Mısır çok dominant bir köpekti yani. Kendi meselesini kendi çözen bir yavruydu. Şikayetçi olanlara direkt paça kasnak dalıyordu benim yavru. Delikanlı köpekmiş, baş tacımız. Öyleydi, öyleydi. Kendi mevzularına hiç beni sokmazdı. Sen karışma babacığım, ben çözüyorum olayı derdi. Öyle yürü. Peki abi, senin için ne yapabiliriz biz? Ne yapsak, ne yapalım? Yok kardeşim benim ya, sağ olasın ya. Ya bu yaşta köpek halimizle mahkemelere düştük, ne yapak kardeş ya? Ya şeriatın kestiği parmak acımaz kardeş. Çık apartmandan dese çıkacak artık, yapacak bir şey yoktur. Abi senin apartmandan atarlarsa nereye gideceksin? Gel bana kal abi, bende kalabilirsin. Sağ ol kirven benim ya. Ya zaten Nişantaşı falan buralarda insanların suratı böyle asfaltı betona dönmüş kardeşim ya. Vallahi kardeş, yeminle yaşayacak ağaç yok burada ya. Ya torpağa hasret kaldık. Kirve ya. La oğlum, zaten beni bir daha durmam Nişantaşı'nda, anlıyor musun ha? Zaten senin şive de Nişantaşı'na uymaz abi. Ya Nişantaşı bu şiveyi dışlar yani. Sen gel bana gel. Benim taraflara gelsen ya. Eyvallah kardeş, torpağa basma hasret kaldık ya. Gelecek inşallah ya. Ne demişler kardeş, itaat çoba hazırla. Bilver hocam. Ne var? Joe Biden göreve başladı malum. Arada hayırlı uğurlu olsun de bari. Evet, ben de onu düşünüyorum. Bir sempatik hat kuralım. Başkanlık koltuğuna oturup mesaisine başlayan Joe Biden'ı arayalım. Tebrik edelim tekrar. Arıyorum efendim, çalıyor. Alo. Yemin ederek görevine başlayıp ilk mesai günlerini yaşayan Amerika'nın yeni başkanı
Baydoş Baba dediğimiz efendim Joe Biden'la mı görüşüyorsun? Ne haber Baydoş Baba? Ben Kadir Çöptemir. Dilber Hocam da burada lan. Alo Ak Baba, nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun. Evet evet Baydoş Baba, hayırlı uğurlu olsun canım babacığım. Allah utandırmasın. Evet. Yapma ya. Ne diyor? Kadir'cim diyor, daha henüz işe alışamadım. Sürekli telefon geliyor diyor. Sürekli birileri arıyor diyor. Herkes de bir şey istiyor diyor. Daha Asya kıtasını bitiremedim diyor. Şimdilik diyor şirket sekreteri gibi anca telefona bakıyoruz diyor. E cahil, sen niye bakıyorsun? Bırak yardımcıların telefona baksın. Alo Baydoş Baba, Oval Ofis'te misin şu anda abicim? Evet. Vay. Ne diyor? Kadir'cim diyor, sigortaya geldim, işe girişimi yaptıracağım. E aferin, bak sigorta önemli. Şimdi Baydoş Baba, bu senin yardımcının neydi adı ya? Kamala mıydı? Evet. Evet, Kamala'ya dikkat baba. Bak bu kadın senin yerinde gözü olan bir kadın bence. Söylemedi deme, bak bak. O kadın için öyle diyorlar Kadir, vallahi. Hocam belli çok hırslı kadın, belli. Şimdi bu Biden'la rakipti biliyorsun. Baktı Biden'la baş edemeye, başkanlığa giden kesilme yola hemen ayıktı. Biden'a yardımcı oldu. Ya bu adam ihtiyar. Bunun kalbi dünyanın bu stresine dayanmaz. Efendim bu kalıbı dinlendirir yakında. Peki bunun yerine başkan kim olacak? Aa, kadın dedi ki beni başkan yaparlar dedi ya. Aa, akıllara bak vallahi, şeytanın aklına gelmez bir akıllara yok. Alo Baydoş Baba, şimdi sayın abi, yani böyle fotokopi çekecek, fatura yatıracak, ne bileyim ayak işidir, bankaya para götürecek, cuma günleri tahsilatın olur, güvenilir bir tahsilat, tahsildar, ne bileyim bir adam istiyorsan, yani Dilber hocamla ben buradayız ha, aman diyeyim. Ha saçmalama ayol, ben gidip de elin sığır çobanın ayakçılık mı yapacağım yani bu yaştan sonra? Ya bir karıştır. Beyaz Saray'a gideceğiz, yan geleceğiz, yatacağız ya. Hem Türkiye'nin lehine lobi yaparız, Allah Allah. E cahil, bizim gibi böyle antikapitalist adamları Beyaz Saray'a sokarlar mı yani? Alo Baydoş Baba, bu Beyaz Saray'ın kantin ya da çay ocağının işletmesini mi bize versen baba ya? Ha biz de sayende güzel bir ekmek yesek be. Ha? Efendim? Vay. Ne diyor? Kadir'cim diyor, Beyaz Saray'daki kantin ve çay ocağı işletmesini yüzyıldır Connecticutlular yapıyor. Aşiret bunlar diyor. Bu işlere kimseyi sokmazlar diyor. Ben bile çay ocağını Garinço'ya vereyim dedim diyor. Diş geçiremedim bu Connecticutlulara diyor. E hiç bulaşmayalım bu işlere Kadir. Hocam bu Amerika'dan biz de bir kıl koparsak kötü mü ya? Ha? Ne olur ki herkes bu Amerika'dan faydalanıyor. Ya biz niye faydalanmıyoruz? Al sana bana yedirmezler Kadir. Alo Baydoş Baba. Ha ne oldu? Ha. Aa. Hayırdır, niye bağırıyorsun? E ne diyor? Şimdi Beyaz Saray'a geldim diyor. İlk günden mesaiye geç kaldı mı kardeşim diye kapıdaki güvenlik fırçasını attı diyor. Lan ben başkanım düzgün konuş dedim diyor. Biz burada her gün başkan diye cevap verdi güvenlik. E görüyorsun işte Amerika'yı bak. Başkan falan fark etmez. İse geç kalırsan basıyorlar fırçayı. God bless America diyorum. E sen söylemesen de God bless you zaten Kadir. Bilmer hocam. Ne var? Elon Musk Mars'ta arazi çevirmeye başlamış, iyi mi? Mars'ta arazi mi? Neden? Ya yerleşim alanları oluşturacakmış ve tarım yapacakmış. E dur, daha insan gitmedi ayol. Hocam bunlar kapitalist adamlar, komprador adamlar. Her şeyi 50 sene önceden hazırlığını yapar dalar bunlar hocam. Ay ay, telefon çalıyor. Pardon, pardon. Alo. Alo Kadir'im, sen misin? Ooo, Hacı Dert Vedir abim, sayın büyüğüm, nasılsın abim? Sağ ol canım, seçimlerden sonra Star Wars'ta il gezileri yapıyorum Kadir.
Aa, ne seçimi ya? Star Wars'ta seçim oldu. Obi-Wan Kenobi Star Wars'ta konsey başkanı oldu. Ben de yanında Gölge İçişleri Bakanı olaraktan takılıyorum Kadir. Gölge İçişleri Bakanı nasıl oluyor Darth Vader abi? Asıl İçişleri Bakanı ayrı. O temiz çocuk. Ben hayvan kasa mercü benzeri uçan dairelerle dolaşıp pis işleri yapıyorum Kadir'im. Pis iş derken nasıl mesela? Ya mesela şimdi Star Wars'ta çok güzel bir arazi var. Süper lüks villa dikip satsak bize de güzel bir sakal düşer. Ama gel gör ki arazinin sahibi var, satmıyor. Orada da ben devreye giriyorum. Nasıl devreye giriyorsun Hacı Darth Vader abi? Bir gece ansızın gidiveriyoruz evine. Muştalı kelebekli ikna yöntemlerimiz var Kadir. Ama bunlar sana yakışıyor mu abi ya? Ha? Ben seni yıllarca yanlış mı tanımışım Hacı Darth Vader abi? Vallahi yazıklar olsun sana ya. Ne var Genco? Biz de biraz nemalanalım. Arkadaşlarımız Star Wars'ta suyun başına geçtiler. Biz de akan bu sudan faydalanalım Kadir. Ya bırak, yazıklar olsun ya sana. Sayın büyüğüm dediğim için yemin ediyorum kendimden utanıyorum şu an. Aferin Genco. Aferin mi? Ben sana yoklama macunu attım. Bakayım Hacı Darth Vader abi, beni de yanına al. Ben de su akarken küpümü doldurayım mı diyeceksin diye deneme yaptım. Aferin. Şerefsiz çıkmadın Kadir. Gözlerinden öpmüşüm yeğenim. Abi aklımızı aldın ya. Hacı Darth Vader abi, şerefsiz olmuş diye yemin ediyorum kahrolurdum şu dünyada. Tamam kes. Anlattım, olayı bitti. Dinle burayı. Elon Musk diye bir tane deve varmış. Tanıyor musun bunu Kadir? Tanıyorum da deve değil yani. Bayağı bir insan evladı. Mars'ta arazilere çöküyormuş bu Kamil. Ya yalnız Kamil demeyelim. Yemin ediyorum Kamil olanlar çok üzülüyor ya. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim Kadir? Onu da deme abi. O zaman da Mahmutlar kızıyor ya. Herkese adıyla hitap et. Bak o Elon Musk'a söyle. Mars'ta anneannemden kalma arazimin etrafına tel örgü çekmiş. Bir yerde toprak varsa orada savaş vardır. Mars'taki arazimi size yedirmem kardeşim. Vallahi Hacı Darth Vader abi. Bunlar öyle insanlığa ki, bunlara insan versen insan yiyir. Bir yerde Avanta Hanut komisyon gördüğü villa analarının yattığı mezara bina diker bunlar. O kadarlar yani. Kardeşim dünyada ne yapıyorsanız yapın. Uzayı size yedirmem. İnşaat çılgınlığı atmosfer dışına çıkmayacak. O kadar Kadir. Abi vallahi benim olayla bir alakam yok abi. Zaten dünya denen o gezegenden bir delikanlı sen çıktın Kadir. Sen orada yaşamasan hani var ya, buradan böyle basacağım ışını havaya uçuracağım o dünya denen mavi gafliyi. Ya onu bunu boşver de Hacı Darth Vader abi. Çok güzel sarı kanat çıktı ya. Gel sana güzel bir balık ızgara yapayım abi, böyle kırmızı soğanlı salatalı efendim. Seviyorum seni Allah'ın cezası. Peki dondurmalı irmikle yapacak mısın Kadir? İllaki abi. Aferin Genco. Eli bol adamın rızkı bol olur. Güneş iner inmez tak Göcek'teyim. Haber ver Hacı Darth Vader abim gelecek diye. Ondan sonra Göcek'te uçan daire gördük, UFO gördük falan filan diye hava civa yapmasınlar. Ya sen bende o abi. Milletin kafasını kaldıracak hali yok. UFO mufo göremez. Millet kararmış kopmuş bu pandemiden ya. Hadi kop gel baba, bekliyorum, mangalı yakıyorum. Hadi baba. Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Brexit Elton John'u vurmuş. E ona zaten vuran vuran ayol. Ama yakışmıyor bu seviyesiz espriler, şakalar ya. Saçmalama efendim, ne olmuş Elton John'a? Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ya Dilber Hoca. Evet efendim, çıktı. Şimdi bu İngilizler Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmek için vize almak zorundalarmış. E alacak tabii yani, herif seni öyle elini kolunu sallaya sallaya ülkesine sokar mı ayol? 2000 senede kurmuş o medeniyeti. Yalnız Avrupa Birliği üyesi ülkelere soktukları her enstrüman başına da 350 euro vergi ödemek zorundalarmış. Nasıl şimdi yani, ben Almanya'ya giderken gitar götürürsem vergi mi ödeyeceğim? 350 avro. Ayol en kral gitar 350 euro yani. Ne vergisi bu? İşte Avrupa Birliği diyor ki yani sen buraya enstrümanla geliyorsun. Belki burada efendim bunu kullanacaksın, para kazanacaksın. Ben kendi müzisyenimi korumak zorundayım diyor. Bana bir 350 euro diyor, sen bir bayıl bakayım diyor. Ondan sonra bakalım işe güce diyor.
E görüyor musun medeniyeti? E şimdi tabii Elton John da isyan etmiş. Şimdi Elton John abimizi arayacağız. Şikayetini dinleyeceğiz. Yani bir sanatçının sesini dünyaya duyuracağız hocam. E ara bakayım. Efendim Brexit yüzünden Avrupa Birliği üyesi ülkelere vize almak mecburiyetinde kalan ve enstrüman başına 350 avro ödemek zorunda kaldığı için isyan eden ünlü İngiliz şarkıcı Elton John'u arıyorum, çalıyor. Alo, Elton John abi. Ben Ali Çiftemir abi, Dilber Hoca da burada lan. Alo, ne yapıyorsun? İyi misin kız Elton? Ha 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 ha. Elton John abi uygunsuz bir zamanda rahatsız etmedik inşallah ya. Ha öyle mi? Ne diyor? Yok yok diyor, az önce adamı yaptım diyor, bacak kıllarımı aldım diyor. Şimdi de diyor tütümü giydim, meditasyon yapacağım Kadir'cim diyor. Çakralarımı açtıracağım diyor. O iş içinde zincir bir arkadaş geliyor, çakralarım çatır çatır açıyor diyor, onu bekliyordum. Elton John çakralarını zincirlere mi açtırıyormuş Kadir? Vallahi ben anlamıyorum ki bu çakradan makradan, yani ne oluyor, yapıyor demek yani, herkes istediği gibi yaşasın, bize ne hocam ya. Hayır yani zenci vurgusu neden, yani gelen sonuçta bir insan, zencisi Çinlisi mi var ayol yani. Ya Elton abi ya, nedir bu enstrüman, bırak bunları da Elton abi, enstrüman başına nedir bu 350 avro hikayesi baba. Evet evet diyorsun. Ne diyor? Vallahi Kadir'cim diyor, hiç sorma diyor. Geçen Almanya'da diyor bir düğüne çağırdılar diyor. Düğünde çalacağız diyor. Bir tane org, bir darbuka, bir bağlama diyor. 1500 euro vergisi diyor. Ayol biz düğünde zaten Alatura'ya çalışıyoruz diyor. 1500 euro diyor, Alatura çıkıyor mu ki diyor. Çıkmıyor diyor. Ya Alatura mı? Ay bu adam İngiliz değil mi Kadir? Ya tabii ki İngiliz hocam. E ne Alatura'sı, ne bilir bunlar Alatura ya yok. E demek onlarda da var Alatura falan hocam. Alo, şimdi Elton John abi, sen düğünlerde çalıyorsun değil mi abi, çalıyor musun? Ha hiç bilmiyordum ya, ne diyorsun? Ne diyor? Ya ben diyor şirketlerin gala gecesinde bile çıkıyorum Kadir diyor. CEO'ların kafasında rakı kadehiyle göbek bile attırıyorum diyor. Ekmek parası aslanım diyor. Zor artık diyor. Bak bu işlere başladık diyor. E aşk olsun, ne ekmek parası, çalmıyorsun, çırpmıyorsun, düşmek ne demek yani? Alo, şimdi Elton John abi, şimdi bizim muhterem bir büyüğümüz var, harami dereli çok komik Osman abi. Kendisi yeğeni sünnet ettirecek abi. Sünnet düğünde çalacak ekip arıyoruz biz, şarkıcı arıyoruz. Düğün mekanda olacak abi. Korona yasağı var abi. Ha. Ama o herkes için geçerli değil abi. O bizim gibi basit insanlar için geçerli abi. Ha, Mevlüt okunacak abi. Gündüz evet. Sen Mevlüt okuyabiliyor musun Elton John abi? Ha bilmiyorsun tabii. Abi biz ikisini de yapacak bir sanatçı arıyoruz be. Ha. Ya ben bir Çokomik Osman abiyle görüşeyim, sana dönerim abi. Ha. Tabii ödeme düğünden bir saat önce abi. Altın şeklinde. Tabii sen ne sandın, harami değerli Çokomik Osman. Bütün ödemelerinde altın veriyor ya. Tahsilatları da canlanarak yapıyor abimiz. Ya neyse, ben bunları öğrenip döneceğim sana, ama önce programı kapatmam lazım. Efendim yarın inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Nasipse tabi, Allah ömür verdiyse. Dikkat edin kendinize. Görüşelim yarın. Paka paka. Bye bye.